Hayriye Köyü, yüksek rakımda muhteşem güzellikteki doğal ekosistemlerine ev sahipliği yapar. Temiz ve sağlığa uygun havası, yorgun bedenler için terapi merkezidir. Ana yoldan bakıldığında görkemli manzaraların seyrine doyum olmaz. Çevreci ve doğaya saygılı insanları konuksever ve güler yüzlüdürler. Benim adım Hilmi. Hayriye köyündenim. Denizli Çardak ilçesine bağlı burası. Başka? 1858 yılında Denizli'ye iskan edilmeleri için gönderilen 2112 kişi önce Denizli merkez mahallelerine ve yakın köylere yerleştirilmiş, sonra Çardağ'a bağlı Hayriye köyüne iskan edilmişlerdir. Bu muhacirlerde Adige ana grubuna mensup Notohaç kabilesindendir. Bunların 283'ü sonradan Manisa'nın Süleyman Paşa çiftliğine yerleştirilmiştir. Denizli'deki en büyük Kafkasyalı muhacir yerleşimi bu köy olmuştur. 1861 yılında Denizli'ye iskan edilmek üzere sevk edilen 1000 kişiden oluşan 250 hane Kafkasya muhacirleri grubu önce geçici olarak mahalle ve köylere yerleştirilmiştir. Bu insanların yiyecek ihtiyaçları kişi başına yarımşar kıyı ekmek devlet tarafından karşılanmıştı. Çardak ilçesine bağlı Hayriye köyünde Şapsı, Abza, Kabardey ve Ubuh kökenli Çerkezler yaşamaktadır. Köy halkının dedeleri göç döneminde Rumeli tabir edilen Balkanlara yerleşmiş, 93 Harbi başladığında oradaki halk ile birlikte Anadolu'ya tekrar göç başlamış, yurdun çeşitli yerlerinde konaklayarak nihayet Hayriye'ye ulaşmışlar. Yolculuk sırasında salgın hastalıklar ve büyük zorluklarla karşılaşılmış, çoğu yollarda vefat etmiş. Kayıtlarda Kafkasya'da doğup köy mezarlığına defnedilen 9 kişi mevcuttur. Yazları yayla iklimi hakimdir. Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar soluğu burada almaktadır. Arazi yapısı dağlık ve engebelidir. Dağların önemli bir bölümü ormanlarla kaplıdır. Diğer kısımlar makidir. Kafkasya'dan göç edenler köyün bulunduğu alana yerleşmek için İmar İskan Müdürlüğü'ne müracaat ettiklerinde görevli gelen bir memur, köy sakinlerinin misafirperverliği, insancıl yaklaşımları ve güzel kültürel yaşantılarını görünce "Burası sizlere hayırlı olur umarım" dileğinde bulunmuş. Bunun üzerine köyün adı hayırlı sözcüğünden türetilerek Hayriye olarak konulmuştur. Başta gelen geçim kaynağı tarımdır. Genelde kuru tarım yapılmakta olup, başta buğday olmak üzere nohut, arpa, anason, ayçiçeği üretilmektedir. Sulu tarımın yapılabildiği yerlerde köy halkına yetecek kadar fasulye, sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Yer yer şeker pancarı üretimi yapılmaktadır. Tarımdan sonra diğer önemli geçim kaynağı ise hayvancılıktır. Küçükbaş hayvancılığın ağırlıkta olduğu köyde süt ihtiyacını karşılayacak düzeyde büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Ormanı, temiz havası, mesire yerleri, misafirperverliği, çatal çeşmesi ve şelalesiyle ünlüdür. Köyün bulunduğu mevkii Hambat Ovası'nın oksijen kaynağı konumundadır. Orman içi dinlenme ve mesire yerleri piknik için çok uygundur. Ayrıca yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Salda Gölü'ne ulaşım imkanı sağlaması önemli bir avantajdır. Hayriye köyünde okur yazar oranı %95'tir. Yardımlaşma, imece şuuru çok yüksektir. Çağdaş yaşam şartları ile şehirleşen ama yaşam özellikleri, dayanışma bilinci ve biçimiyle köy olma özelliğini yitirmeden örnek köy olma çabasındadır. Köy sahasında orman alanları oldukça önemli bir paya sahiptir.
Başka bir deyişle yüz ölçümün yaklaşık yarısına yakınını orman fundalık alanlar oluşturmaktadır. Gerçekten de Hayriye Köyü ve çevresi genel arazi kullanım durumunda ormanlık fundalık arazileri %43,1'lik bir orana sahiptir. En fazla orman 37.688 dekar ile Hayriye Mahallesi'nde bulunuyor. Köydeki arazi kullanım durumu ise köy mahallede ormanlar 21.067 dekar alan kaplıyor. Bu alanlar genel olarak Hayriye alan sahasının kuzey ve güneyde yer alan dağlık ve tepelik alanlarda bulunmaktadır. Köy sahası orman içi alandadır. Antropojen etkilerle orman örtüsünün bir kısmı tahrip olmuştur. Tahrip olan ağaçların yerine özellikle kamu kurumlarının çabaları sonucunda yenileri dikilmiş ve orman örtüsünün yeniden canlandırılmasına çalışılmıştır. Hayriye Köyü arazi genelinde Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi Kooperatifi ve çiftçilerin kendi imkanlarıyla sulama yapılmasına rağmen toplam sulanan alan %30 olup tarım arazilerinin %70'lik kısmı sulama faaliyetlerinden yoksundur. Burada tarım arazilerinin sulanması yalnız halk tarafından yapılmaktadır. Köy arazi sahasında son zamanlarda kısmi sayıda damla sulama sistemi kurulmuş ve tarım alanlarının bir kısmı bu sulama sistemi sayesinde sulanmaktadır. Alan sahasında yapılan kümes hayvancılığında barınaklar genelde kapalı bir barınak ve gezinti veya otlatma alanından oluşan serbest dolaşımlı barındırma sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Hayriye arazi sahası, kaz, ördek ve hindi sayıları bakımından değerlendirildiğinde bunların birbirine yakın olduğu ortaya çıkmaktadır. En az kaz, ördek ve hindi Hayriye ve Ayvaz mahallelerine aittir. Ancak yem üretim maliyetlerinin yüksek, yemden yararlanma oranının düşük olmasından dolayı niteliksiz yem kullanımı yoğundur. Hayriye köyünde yaşayan sülaleler Asüm, Becaşe, Biyene, Carme, Çelejikoye, Keepsekoye, Lefko, Mefövde, Tahrekoye, Seymen, Şihaleho, Teşşu, Teymez, Yecekoye, Fırteh, Yegoaş, Neyho, Şivşu, Sekya, Matho, Çemişikoye, Garnıbulkoye, Şevelefkoye, Tıhavşe, Bas...